Şimdi konuyu Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ömer Küçük'le konuşacağız. Sayın Küçük, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Adana'daki az önce mutlaka ki bağlantımızı izlediniz. 36. saate yaklaşılıyor. Bir kontrol altına alınma çabası var tabii. Ama bunun öncesine gittiğimizde orman yangınları nasıl önlenebilir? Öncelikle Burcu Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Giresun'da hayatını kaybeden askerlerimize, şehitlerimize ve diğer vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz inşallah. Bunun yanında Adana'da az önce belirttiğiniz gibi Kozan İşletme Müdürlüğü'nde Kuyubeli mevkiinde çıkan orman yangında mücadele eden bütün yangın personeline mücadelelerinde kolaylıklar diliyoruz. Orman yangınları malum özellikle yaz aylarında hem ülkemiz hem Akdeniz iklimi etkisinin altında olan Güney Avrupa ülkeleri ve özellikle Kanada, Amerika, Avustralya gibi ülkelerde önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların üstesinden gelmek için gelişmiş ülkelerle birlikte ülkemizde de bir takım önleme tedbirleri alınmakta. Bunları üç kısma ayırmak mümkün. Öncelikle yangın çıkmadan önce alınan tedbirler ve yangın anında alınan tedbirler ve devamında da yangın sonrası alınan tedbirler olarak üç aşamada değerlendirmekteyiz. Evet. Yangın öncesi alınan tedbirler Burcu Hanım genellikle meteorolojik parametrelere bağlı, yani havanın sıcaklığına, rüzgarın durumuna ve nispi neme göre bir bölgede yangın çıkma ihtimalinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar. Nitekim buna yönelik sistem ülkemizde de kullanılmakta. Bu yangına baktığımızda da yangının çıktığı 23 Ağustos'taki zaman dilimi öğle saatleri, ki sıcaklığın en yüksek olduğu, nispi nemin en düşük olduğu saatler. Benim aldığım verilere göre rüzgarın yangın başladığındaki saatteki hızı 39 kilometre. Nispi nem %19, ki nispi nemin %30'ların altına düştüğü durumlarda biz yangın açısından alarm veririz. Yani risk olduğunu kabul ederiz. O zaman Sayın Küçük, şunu söyleyebilir miyiz? Orman yangınlarında iklimin de etkisi vardır diyebiliyor muyuz? Son derece doğru bir ifade. Kesinlikle. Nitekim takip ediyorsunuzdur. Şu anda Amerika'da da Kaliforniya'da da büyük bir yangın devam ediyor. Yaklaşık 400 bin hektar büyüklüğünde. Geçen yıl hafızalarımızı tazelersek Avustralya'da 12 milyon hektarlık bir alan, ki Türkiye ormanlarının yarısından fazlası 4 aylık bir zaman diliminde yandı. Ve bunların en önemli sebebi iklim faktörleri, yani meteorolojik faktörler. Zira nemin yüksek olduğu durumlarda, rüzgarın düşük olduğu ve sıcaklığın da çok düşük olduğu zaman dilimlerinde yangın tehlikesi zaten düşük olmaktadır. Dolayısıyla meteorolojik parametrelerle doğrusal bir ilişki göstermektedir. Evet, baktığımda aslında notlarıma oldukça ürkütücü rakamlar var. 2019 yılında 2688 orman yangını çıktı ve bununla birlikte 11.332 hektarlık alan alevlere teslim oldu. 2020'ye baktığımızda ise ilk 6 ayında çıkan yangın sayısı ise 836 ve tabii 923 hektarlık bir alandan bahsediyoruz, zarar gördü. Yasalara baktığımız zaman orman yangınlarını aslında korumak için yeterli mi? Aslında hem anayasamızda hem de 6831 sayılı orman kanununda bu teminat altına alınmış. Ama Burcu Hanım, yangınların sebeplerine bakıldığında gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde %90 civarında insan kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Evet. Dolayısıyla biz öncelikle insanlarımızın bu noktadaki hassasiyetlerini artırmamız lazım. Buna yönelik tedbirleri artırmamız gerekiyor. Bu sadece kamu kuruluşlarının aslında görevi de değil, sivil toplum kuruluşlarında bir nebze görevleri, vatandaşlarımızın özellikle yetkililerin ikazlarına uymaları noktasında üzerlerine önemli görevler düşmektedir. Zira bu dönemde aşırı sıcaklıklardan dolayı her ilde yangınları önleme mücadele komisyonları kuruldu ve bu komisyonlar belirli tedbirleri almış durumda. Yani
Özellikle ormana giriş çıkışların yasak olduğu saatler, sıcak dönemlerde yine kısıtlamaların getirildiğini bakıyoruz ama bu noktada vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bu yangın özelinde konuşursak, aslında cumartesi günkü günü incelediğimizde yaklaşık 30 civarında bir yangından bahsediyoruz. Hem orman yangını hem de ziraat yangını. Ve yine bu yangının özeline girdiğimizde aynı anda 4-5 farklı noktadan çıktığını görmekteyiz ki normal şartlarda eğer bir yıldırım düşmesi yoksa ve bunun dışında yani insan faktörü ne bizi odaklıyor? Farklı sebeplere yani sabotaj şüphesini biz öne çıkarıyoruz. Yani bir bölgede, aynı bölgede 3-4 farklı noktada yangının çıkması bu düşünceye bizi sevk ediyor. Diğer türlü ancak şöyle mümkün olabilir 4-5 noktada yangının çıkması. Başlayan bir yangın çok geniş hatlara yayılır ve kendi rüzgarını, konveksiyonunu oluşturduğu zaman ilerlediği istikamette rüzgarı da arkasına alarak nokta yangınları oluşturur. Ama bunun dışında yeni başlayan bir yangın için farklı noktalarda eğer yeni yangınlar çıkıyorsa bu sabotaj ihtimalini biz maalesef gündemimizde tutuyoruz. Bu şekilde değerlendirmelerde bulunuyoruz. Peki bu Adana'daki yangın 36. saate giriyor. Oldukça uzun soluklu bir zaman aralığı aslında baktığımızda. Yangınla mücadelede yeterli miyiz sizce Sayın Küçük? Aslında şöyle, bu bir doğal afet. Yani sel gibi orman yangınları da gündemimizde olan doğal afetlerden bir tanesi. Şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele noktasında hakikaten iyi bir noktada. Yani ben bunu 25 yıldır bu işin içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. İlk müdahale süresine bakılınca 12-13 dakikada çıkan bir yangına müdahale ediliyor ki bu yangında bu 14 dakika. Yani dünya ortalaması 15-20 dakika, hatta bazı yerlerde yarım saate kadar varan süreler söz konusu. Bu yangında sadece yangına erken müdahaleyi dikkate almanın yanında şu hususları da göz önünde bulundurmamız lazım. Yangının çıktığı orman tipi Kızılçam meşterisi. Kızılçam meşterisi ülkemizde yangına en hassas olan bir tür. Birincisi bu. İkincisi bu bölgede yangının gerçekleştiği yer AB meşterisi dediğimiz üç kapallıkta yani genç meşteri. Yanabilir materyal miktarının yüksek olduğu, yangın sırasında şiddetli yanmaların görüldüğü bir meşhere tipi. Dikkat ederseniz iki hususta bir arada hem en hassas tür, diğer taraftan yanıcı madde miktarı noktasında en yoğun yanıcı madde miktarını barındıran bir meşhere tipi. Sıcaklık çok yüksek, nispi nem çok düşük, rüzgar ki ben her defasında söylüyorum yine sizlerin sayesinde bu hususa yine dikkat çekmek istiyorum. Lodos ve Poyraz rüzgarları ülkemiz orman yangınları açısından en kritik iki rüzgar tipidir. Ki bu yangında her ikisini de gördük. Poyraz'la başlayan rüzgar bugün öğle saatlerine doğru Lodos'a çevirdi, tersine çevirdi. Bu da yangın ekiplerini zora düşürüyor. Yani siz yangına ilk müdahaleyi yerinde zamanında yapabilirsiniz ama arazi şartlarının zor olduğu, kırıklı, eğimli, ulaşımın zaman zaman sıkıntılı olduğu arazi tiplerinde bu tür yangınlarda arzu ettiğiniz başarıyı kısa sürede yakalayamayabilirsiniz. Keza bu yangında da yangın hattının büyüdüğünü görüyoruz rüzgarın etkisiyle ki yani 40 kilometre saatlik bir rüzgar çok yüksek bir rüzgar ki biz hep şunu söyleriz, 30 kilometrenin üzerine çıktığı zaman rüzgar artık yangın bölgesinde hakim faktör durumuna geçiyor. Yani diğer bütün özellikleri ortadan kaldırıyor. Bu da ekiplerin hakikaten yangına müdahalesini zorlaştırıyor. Helikopterlerin isabetli atış yapmasını yüksek rüzgarlar engelleyebiliyor. Aşağıda karadaki ekiplerimiz yangına yakın mesafeden müdahale yapmaları güçleşebiliyor. Ve yine rüzgar sayesinde kısa zamanda çok geniş alanlara yangın yayılabiliyor. Toparlamak gerekirse lütfen. ekiplerin bu noktadaki
yangına müdahalesinin zamanında olduğunu söylemek mümkün. Ancak tabii yangın büyüdüğü zaman belli noktalarda müdahaleniz yetersiz kalabiliyor. Bu noktada devreye giren strateji yangın hattının daha geniş alanlara yayılmamasıdır ki şu anda bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Akşam saatlerinde hava ekipleri müdahale edemediği için gün ağarmaya başlayınca ki bu dönemde yangının etkisi nispeten düşer. Hem sıcaklığın düşük, nispi nemin yüksek olduğu zaman dilimidir. İnşallah yarın sabah saatlerinde yangının en azından kontrol altına alındığı haberini duyarız. Evet, biz de aynı dileklerle bu haberleri verme temennisiyle teşekkür edelim size Sayın Küçük. Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ömer Küçük bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz.